Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Criminal Case oynayacağız. Yeni bir seriyle başlıyorum. Bunu part part çekeceğim. Mesela Criminal Case. Birinci vaka. Ben bu arada birinci vakaya önceden gelmiştim. Kusura bakmayın. Birinci vaka. Birinci bölüm. Onun gibi şeyler. Tabii sizi sıkmayacağım çok fazla. Ben birazcık yıldız toplayıp geliyorum. Bu oyunu bilenler bilir. Bunu göstermek istiyorum. %9. Yani. Fuck you. Diyeceğim bunu. Neyse. Yine dediğim gibi. Evet arkadaşlar. Tam ucu ucuna 3 tane yıldız. Devam et. Oo, enerjim de doldu. Abi ne kadar şanslıyım. Görüyor musunuz işte. Şans buna dedik ya. Şans buna denir. Şimdi şunlarla konuşacağım. İlk önce mumu inceleyeceğim. Ben birazcık oynadım bundan önce çünkü video çekmek diye bir fikir aklımda yoktu. Kusura bakmayın, çok özür dilerim. Ortaya çıkar. Aynen. Baya Illuminati. Garip sembol değil bu. Bunu herkes biliyor. Illuminati. İyi çıkardın. Tiyatroda buldum bu mum, harika. Üzerindeki şu tuhaf sembole baksana. Illuminati'yi bilmiyor mu gerçekten? Şanssız insansın herhalde. Ekibimize yeni bir üye katıldı. Armand Dupont, tarihçi, semboller, kültür ve bu tip şeyler uzmanlık alanı. Büro sadece alanında en iyi olanlar işe alır. Ama dürüst olmak gerekirse Dupont bir metal konserinde bile benim uykumu getirebilecek biri. Yine de bu mumu ona götürsek iyi olur. Tipinden belli ne kadar ciddi biri olduğunu. Bu arada şunları biriktireceğim. Yarın yine çekeceğim. Hazır mısın? Hazırım. Bu arada benim bildiğim bir hile var. Eğer bu oyunu bilenler varsa tabii. Bilenler kesin vardı canım. Hı? 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 Ah, buldum. Sonunda. Benim bulduğum ne özel... Bulduğum bu eldivenin ne özelliği var? Demek kostüm sandığı içinde gerçekten İngilizce bir şeyler varmış. Eldivenin üzerinde kraliyet arması var. Sence bu eldiven kurbana mı ait? Bu eldiveni daha yakından mı analiz etmek istiyorsun? Tam da bize yardımcı olabilecek birini tanıyorum. Marina Romanova. Kendisi soğuk Rus profil uzmanımız ve bağında hasta olduğunu... Ve bana da hasta olduğunu sanıyorum mu? Okuyamadım. Çok cringe oldu. Neyse. Ne oldu? Bir dakika. Hemen geliyorum. Neyse. Devam ediyoruz. Kedi miyavlamaları geldi arkadan. Hey hey hey. İnşallah yine bir sıkıntı çıkarmazsın. 5'tir videom... 5 mi? 2'dir videom bölünüyor. Şunları biriktireceğim. Bu bölüm birazcık kısa olacak. Yapacak bir şeyim yok yani. Bir an önce bitirin şu bu işi. Şahsımın öğlenden sonra polo maçına yetişmesi gerekiyor. İçimden bir ses bu maçın iptal edileceğini söylüyor majestere. Prens Albert cinayete kurban gitti. Aman tanrım, Albert öldü mü? Bu nasıl ölür? Öylesine tatlı bir insana kim zarar vermek ister ki? Pisliğin adiğin teki işte. Biz onu öğren... Yalnız... Reklam. Yalnız bizimkisinin tipe bak. Ne kadar da gıcık bir tipi var. Pacific Bay'ı izleyenler hani bilirlerse Frank'in tipi gibi. İğrenç. Şu tipi hiç sevmedim yalnız. Öbür türlü çok yakışıklı. Ya Allah, bu cevap neden? Biz de onu öğrenmeye çalışıyoruz. Bu olayın sizi tahtın tek ne? Bu olayın sizi tahtın tek varisi yaptığını farkındasınız herhalde. Hı? Varisi mi? Ne ilginç şahsi mindil tuttu. Ne istiyorsun? Bu durum sizi aynı zamanda şüpheli yapıyor. Saçmalamayın, ne kadar da gülünç. Şahsım asla birini öldürmez. Sırf
Dünyanın en zengin krallığının varisi olacağım diye. Düpedüz saçmalık. Şunun tipe bak. Ne kadar da şeytani bir tip var. Tanrı prensi korusun. Telefona basma. Ya kedi. Hey, hayır. Yat şuraya. Ya Allah'ım ya. Al işte bitti. Suçum halleri iyi. Bu dakikayı, bunu bir 10 dakikaya kadar uzatmayı planlıyorum. Ne yapayım? Neyse şunlara başlayayım. Hayır. Ne? Hayır. Ama gerçekten böyle bir yaramazlık olamaz ya. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şunları bitirelim de video birazcık uzasın. Memur Nisan Smer'den. Demek ki herkesin bahsettiği dedeksiz sensin. Ben Doktor Romanova. Ama bana Marina diyebilirsin. Tamam. Ne haber tatlım? Çıktı tef... Ama çıkma teklifime hala bir şey demedin. Jack yavşaklık yapma. Üf Archer son elinin yenmiş tırnakları yüzeysel çekileceğini yandan ayırdığın saçlarını da annenle aranda çözülmemiş meseleler olduğunu gösteriyor. Bunların hiçbir bir erkekte aradığım özellikler değil. Ulan ne kadar sert davranırsan... Oh! Hey! İnsanın kendini kandırması sağlıklı değil Archer. Nisan Erden doğrudan konuya girelim. Tiyatro binasında bulduğun eldiven katile ait. Kraliyet armağası onun cinayete bağlıyor. Eldiven kurbana ait olamaz. Zira oldukça eskimiş. Prensler geleneklere göre her gün yeni bir çift eldiven takarlar. Ağacı eldivenin parmak uçlarında minik kırmızı izler var. Londra telefon kulübesinin boyasıyla aynı. Ya bir git ya. Ya ne istiyorsun? Ne oldu? Ne yaptım ben sana? Ne günah işledim? Ne istiyorsun? Ağacı eldivenin parmak uçlarında minik kırmızı izler var. Londra telefon kulübelerinin boyasıyla aynı. O nedenle eldiven kesin katile ait diyebilirim. Yani katilin kraliyet ailesi ailesine ait olduğunu mu söylemek istiyorsun? O kadar basit değil. Bugün de herkes kraliyet tarzı giymek istiyor. Bu eldiveni mağazada alabilirsin. İşin ilginç yanı bu alelade bir eldiven değil. Bunlar binicilik eldivenleri. Nisan Smer'den doktoram üzerine bahse girerim ki katil ata binmekten hoşlanıyor. Katil çay içiyor. Ne istiyorsun? Kime kurban oldum? Ah, ben hemen geliyorum. Sıkıntı çıktı. Evet arkadaşlar, bugün bu videoyu birazcık fazla dondurdum. Sırf benim kedi yüzünden. Tamam. Şunları da selam Dupont. Bu Nisan Smer'den prensini öldürmesini araştıran yeni dedektifimiz. Memur Nisan Smer'den Enchante Monsieur Dupont emrinize amadedir. Siz Fransızlar hep böyle büyü... Ne? Böyle büyüley. Ne diyorsun sen cıvık Amerikan veledi ben Fransız değilim ben İsviçre İsviçreliyim. Aman limonu sıktığım için kusura bakma. Nisan Smer'den babamın üzerinde sembolü buldum. Bunun hakkında bizi aydınlatabilir misiniz? Ben bir mum gayet aydınlatıcı bir detay. Bu sembolü bariz bir büyü. Bana sorarsanız saçma bir batıl inanç. Bu sembolü bir de yolda Katulas isimli bir keşkin yazdığını gördüm. Keşişinin yazdığı kitapta görmüştüm. Çok tuhaf bir adamdır. Britanya polisinin onun neden hala tutuklanmadığını inanamıyorum.
Nisan Sim, Erdem tiyatro, bunu tiyatroda bulduysan Klaus orada saklanıyor demektir. Karanlık ve kasvetli bir tiyatro binası. Orada kendini evinde gibi hissediyor olmalı. Anlaşıldı. Çatlak bir keşiş ile bir cinayet konusunu konuşmak üzere o ürkütücü tiyatro salonuna geri gideceğiz. Süper. Nisan Sümer'den bu sefer önden sen git. Eminim bunun altından kalkabilirsin. Yoldaş Klaus seni şüpheli. Bundaki katili bilmiyorum bu arada. Sadece hani bir otobüs size şunun bir silahını öyle. Aa, bir de bununla konuşuruz. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, bir tane yıldız toplayıp geldim. Bu arada saat gecenin şarjım 6'ymış. Neyse boş verin. Tamam, devam et. Bana ne? Saat gecenin 11.30. O yüzden konuşamıyorum. Yani o kadar sesli konuşamıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Merhaba, kimse yok mu? Nisan Sim Erdem, bana sorarsan burada kimse yok. DuPont yanılmış ol. Beni rahatsız etmeye cüret eden de kim? Aman tanrım, Nisan Sim Erdem beni kurtar. Hayır, ben tanrı değilim. Ben sadece bir kişiyim. Dünyanın kötülüğünden kaçmak için bu tiyatroda saklanıyorum. Çok şey gördüm. İnsanlığın dişini ruhlarının çağdaklarının altında çıkışı da hadis insanların alevlerinin dirilere yakışına. Oldu Nisan Simer'den. Oldu. Bu adamdan pek bir şey öğrenemeyeceğiz bence. Sorsak hangi gezegende olduğunu bile bilmez. Pislikler, mikroplar, şeytan yaklaşıyor. Günahlarınızı saklayacak. Yeriniz kalmayacak. Öneriniz için teşekkürler yoldaş Klaus. Bizi biraz daha kendiniz daha az deli hissettiğinizde yine geliriz. Yani birazcık korkutucu bir adam. Yani bunda haklısın Jack. Ne kadar bu kadar mutlu olabiliyorsun? Nadir bir deliyle karşılaştın. İşte ki ilk günde kriketten bile daha İngiliz bir cinayete bulaştık. Sence prens kimi öldürmüş olabilir? Benim birkaç teorim var. Öncelikle şu bagancı alan Prens Albert'in ölümüne pek öyle üzülmüş görünmedi. Ama tabii onun soğukkanlılığından kaynaklanıyor olabilir. Bak. Neyse. Sonra şey yaparım. Tahtın yeni varisi Kunt Rupert. O da pek sarsılmışa benzemiyordu. Daha ziyade payın düşecek parayla ilgili göründü. Kraliyet geride bir yere kadar. Katilin ata bindiği ve çay içtiğini biliyoruz. Bu da bana temizleyicisinin İngiltere kraliçesinin ne kadar ülkedeki kraliçesine kadar ülkedeki herkes anlamına geliyor. Evet. Evet, düşüncesine kraliçe şüpheli durumuna düşüyormuş. Komik olmaz mı? Bu yüzden kellemiz uçurmazlar mı? Ya ne da... Jack, Allah belanı versin. Memur Nisan Sümer'den acilen benimle gelmen gerekiyor. Dur bir dakika, böyle paldır küldür giremezsin. Hangi etki adına böyle konuşuyorsun? İngiltere kraliçesi adına majesteri seninle konuşmak istiyor. Şek, Allah senin bin bir türlü belası. Hadi teşekkür. Daha sonra hatırlat. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.